Herkese merhabalar. İsmim Ali, Ali Kök. Şimdi sizlere Dynet nedir ve Dynet nasıl kurulur? Bununla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Bu anlatacağım basamakları, göstereceğim basamakları takip ederek siz de Dynet'i kolayca bilgisayarınıza kurup kullanabilirsiniz. Önce Dynet nedir onla başlayalım. Dynet, Dynamic and Education. Dinamik ve eğitim kelimelerinin bir araya getirilerek yazılmasından oluşmakta ve dinamik eğitim anlamına gelen İngilizce dil eğitim sistemidir. İngilizce dil eğitiminde uzmanlaşmış olan Dynet, teknolojiyi en etkin biçimde kullanan bir tasarım ürünüdür. Farklı yaş grupları, düzeyler, ihtiyaçlar için ayrı ayrı özel olarak hazırlanmış 15 farklı yazılımdan oluşan Dynet, içeriği en geniş İngilizce öğrenme sistemidir. E, bu eğitim yazılımlarının 4 tanesi First English, English for Success, Teacher Training ve Placement Test okullarımızda kullanılma sunulmuştur ve kullanılmaktadır. İlkokulda 4. sınıfta var. Ortaokulda 5, 6, 7, 8'de var bu program. Lisede de kullanılmakta. Eğer okullarda bilgisayar sınıfları varsa öğretmen destekli olarak e, bu bilgisayar sınıflarında da Dynet kullanılabiliyor. Öğretmen haftada 1-2 saat çocukları bilgisayar sınıfına götürüp orada e, Dynet kurulmuş olan bilgisayarlarda öğrenciler öğretmenlerin kendisine verdiği kullanıcı adı ve şifrelerini girerek burada Dynet'te İngilizce çalışabiliyorlar. Şayet e, İngilizce bilgisayar sınıfı yoksa okulda öğretmen yine öğrencilere kullanıcı adı ve şifresi veriyor. Öğrenciler bu programı Dynet programını birazdan göstereceğim. Bilgisayarına ya da tabletine ya da Android işletim sistemi olan telefonunu kurup burada bireysel olarak da kendi kendine çalışabiliyor. Bunun için neye ihtiyaç var? Bir kulaklığı olan şu şekilde bir kulaklığınız olursa böyle mikrofon olan bir kulaklık oldukça pratik. Buna ihtiyacınız olacaktır. Çünkü bu programda dinleme, tekrar bölümleri var. Görsel ve işitsel materyaller var, uygulamalar var. Bunlar için sizin bir e, mikrofon olan kulaklığa ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca e, iyi taraflarından biri, güzel özelliklerinden biri de bir kere online oldunuz mu? Online yani çevrim içi oldunuz mu bu bu programda? 15 gün online olmadan çalışabiliyorsunuz. Ama her 15 günde 15 günde bir bir kere bir online bir internete ihtiyacınız olacaktır. Devam edelim. Dynet eğitim sürecini etkili kılmak ve mükemmelleştirmek amacıyla öğrencilerin çevrim içi veya çevrim dışı bilgisayar üzerinde kendi kendilerine çalışmalarına ve bunun yanı sıra sınıfta da eğitmen destekli çalışma yapmalarına olanacak, olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış bir programdır. Dynet programının özellikleri, Dynet görsel, işitsel, ve kontrol edilebilir bir eğitim programıdır. Bilimsel araştırmalara dayalı ve teknoloji destekli çözümleri, dört dil becerisini dengeli olarak birlikte geliştirmesi özelliğiyle İngilizce dil eğitiminde önemli bir ilerleme sağlamıştır. Dynet yazılımları gelişmiş ses tanıma teknolojisi kullanarak öğrencilerin en kısa zamanda dilde akıcılığa, akıcılığa ulaşmalarına yardımcı olur etkili tekrar ve pratik yapma dil eğitiminin en önemli, en önemli parçalarıdır. Dainet sınıf içinde ve aynı zamanda sınıf dışında bu pratiğin yapılmasını sağlar, kontrol eder, yönlendirir. E, ee, Dainet ile ilgili daha fazla bilme, bilgi almak istiyorsanız Dainet nedir? Bununla ilgili Google'a Dainet nedir diye yazarsanız Dainet ile ilgili size bilgi veren siteler çıkacaktır. Daha geniş, daha kapsamlı bilgiler alabilirsiniz. Ben size genel olarak Dynet nedir? Bunun bilgisini verdim. Şimdi Dynet bilgisayarı nasıl kurulur onu göstereceğim. Bir sayfa açıyoruz buradan. Evet. Google'umuz açıldı. Buraya Dynet yazıyoruz. Dynet zaten yazılmış. Evet, girdik. Evet. Dynet English Language Learning. Burada Dynet indir diyor. Hemen buna tıklıyoruz. Evet bu sayfa çıktı karşımıza. Şimdi Dynet'imizi kurmadan önce burada QuickTime'ı indir yazıyor. Önce bir QuickTime programını indiriyoruz. Bu Dynet'i kullanmamız için gerekli olan bir program. Dynet'le birlikte çalışan bir program. Çünkü bu Dynet'te e, işitsel ve görsel materyaller var. Bunlar için bu programa ihtiyaç var. QuickTime'ı indir diyorum. Evet bizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Başka bir sayfa açıyor mu? Başka bir sekme açıyor. Bu sekmeye geldik. Burada en son versiyonunu QuickTime 7.7.9'u download ediyorum, indir diyorum. indiriyor bana bak. Bakın. İndirdi, tıkladım. Çalıştırıyorum, açıyorum programı, kuruyorum. Evet, şu anda QuickTime'ı kuruyor. QuickTime'ı kurduktan sonra da Dynet'imizi kuracağız kullanmaya başlayacağız. Evet next sonra diyorum. Bir sonraki. Bu da kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorum. Typical. Benim işletim sistemi İngilizce olduğu için İngilizce yazıyoruz. Sinki Türkçe ise bunu kur yazar. Ben de install yazıyor. Kuruyorum. Evet şu an evet şu anda Quick kuruyor bilgisayarımıza. Bilgisayarınızına bağlı olarak bu birkaç dakika alacak? Sizin de yine bilgisayarınızın hızına bağlı olarak daha kısa ya da daha uzun daha uzun sürebilir. Bu kurulum süreci. Hadi. Ne zaman kuracak? Yes diyoruz. Evet şu anda dosyalarımızı yavaş yavaş QuickTime dosyasını kuruyor. Evet, QuickTime'ı Dediğim gibi sizin bilgisayarınızın hızına bağlı olarak daha kısa sürede de kurabilir. Benim de bazen daha hızlı kuruyor, bazen daha yavaş kuruyor programları. Özellikle bilgisayarı yeni açtığımda daha hızlı kuruyor. Şimdi daha ağır kuruyor. Evet. Bunun bu kadar zaman almaması. Evet. Quick time'ı kurdu. Finish diyoruz. Bitir. Evet. Şimdi quick bakalım. Quick time. Quick time. Evet. Buraya kurdu quick time. Masa üstünde görebiliriz. Şimdi sayfamızı tekrar açalım. Evet. QuickTime sekmesini kapatabiliriz. İlk açtığımız sekmeye geliyoruz. Burada Dynet'i indir diyor. Evet. Kayıt yöneticisi bilgisayarınızı seçin diyor. Biz buradan Turkey sadece resmi okulları seçiyoruz. Windows için indir diyoruz. Bilgisayarımız Windows işletim sistemi ile çalışıyorsa Windows için indireceğiz. Evet. Burada indiriyor. İndirdi. Dynet'i. Tıklıyoruz. Şimdi Dynet'imizi kuruyoruz. Yes diyoruz. Evet diyoruz. Benim İngilizce yazıyorsun. Belki Türkçe yazar. Benim işletim sistemim İngilizce. Setup'ı kuru tıklıyoruz. Şu anda Dynet'imizi de kuruyor. Evet. Install diyorum. Kur diyorum. Burada kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorum ben. Burada Acrobat, Adobe Acrobat Reader'ı de indirmem gerekiyor. Çünkü Dynet'teki online dokümanları görmem için. Download diyorum. Download tamamlandı diyor. Complete. OK. Evet. Gördüğünüz gibi kuruldu. Burada student yazıyor. Dynet. Öğrenci yani. Tıklıyorum. İki kere tıklıyorum. Önce QuickTime'ı çalıştırıyor. QuickTime programı ilk kurduğumuz program. Dynet'le birlikte çalışan bir program. Evet bilgisayar biraz ağır benim. Baya fazla bir şey yüklü. Daha kısa sürmesi gerekiyordu ama. Evet böyle bir sayfa açıldı. Böyle bir pencere. Size okulda öğretmeninizin verdiği kullanıcı adını buradaki uzantısıyla birlikte sizin uzantınız farklı olabilir. Bu kısma yazıyorsunuz. Ve 4 haneli şifrenizi de password buraya yazıyorsunuz. Ondan sonra giriş yapıyorsunuz. Bu benim kullanıcı adım. Şimdi kendi şifremi giriyorum. Giriş yapıyorum. Study offline yani çevrim dışında çalışabilirsin ama önce bir bir kere bir çevrim içi olman lazım. Çevrim dışı çalışabilmen için. Bir kere çevrim içi oldun mu? İnternete bağlandın mı? Ondan sonra 15 gün internet olmadan da çalışabilirsin bu program üzerinde. Ben kendi kullanıcı adı şifremle giriş yaptım. Evet bende hangisi açıkmış? Bakıyoruz. Bende English for Success, First English açık. Placement Test kilitli. Sizde bu Placement Test açık olacaktır. Kilitli olmayacaktır. Ama diğerleri English for Success, First English, bu Teacher Training kilitli olacak. Siz bu Placement Test'e tıklayacaksınız. Yani bu yerleştirme testine gireceksiniz. Buna tıkladığınızda bu placement testi indirecektir. 200 ya da 120 MB boyutunda çok az bir boyutta bir küçük boyutta bir program. Bir içerik. Bunu indirdikten sonra çalışmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi bilgisayarınızda bir hoparlörünüz bir mikrofonunuz olsun ya da kulaklı ya da hoparlör e, mikrofonlu bir kulaklığınız olursa e, çok faydalı bir şekilde çalışabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar.